Hepiniz İstiklal Marşı Sempozyumumuza hoş geldiniz. Sempozyumumuz hepinizin malumu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Bu ikinci günün ikinci oturumu olacaktır. Bütün katılımcı arkadaşlarımıza sunumlarını sunmada başarılar diliyorum öncelikle. Oturumumuzun ismi Sakarya Meydan Savaşı oturumu. Dört panelistimiz var. Hüseyin Özdemir, Safahat'ta bir metafor olarak yol ve yolculuk konusuyla bizimle birlikte olacak. Özgür Arslan Görür, ikinci panelistimiz. Mehmet Akif Ersoy'un Zağnos Paşa Camii ile Nasrullah Camii vaazları ışığında İstiklal Marşı'nı anlamak başlıklı konusuyla bize bilgilerini aktaracak. Üçüncü panelistimiz Aytekin Erkmen, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde Leyla, Mecnun, Gül ve Bülbül mazmunlarının kullanımı konulu sunumuyla. Dördüncü panelistimiz Abdullah Hatay, İstiklal Marşı'nın dil ve üslup özellikleri üzerine bir inceleme başlıklı sunumuyla bize bilgilerini aktaracaklar. Akif hepimizin malumu olduğu üzere sadece bir şair olmanın ötesinde çok önemli bir fikir adamı, dönemin pek çok unsurunu aydınlatan çok önemli bir aydın, bütün yönleriyle aydın bir kişilik olarak bizim sanat, edebiyat ve kültür hayatımızda varlığını sürdürmüş, bugüne kadar da etkisini devam ettirmiş bir insan muhakkak. Dolayısıyla Akif üzerine ne söylense az, her bir şiiri üzerine pek çok şey söylendi bunca zaman içerisinde. Bundan sonra da elbette söylenecek. İstiklal Marşımızın şairi olması onun değerine ekstra bir değer katıyor tabii, bunu da biliyoruz hepimiz. O yüzden onun farklı cephelerini hala konuşabiliyor olmak, aslında onun bizim kültür varlığımız için ne kadar zengin ve kıymetli bir hazine olduğunun da bir göstergesi aynı zamanda. Bu oturumda farklı cephelerden Akif'i bir kere daha anlamaya çalışmak, bir kere daha onun dünyasına, yaşadığı zamana, bugünün bakış açısıyla bakabilmek bizim için mutlaka zenginleştirici, bilgilerimizi belki yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak bir unsur olacak. O yüzden bütün katılımcılara teşekkür ediyorum şimdiden ve başarılar diliyorum. Sözü çok fazla uzatmadan asıl sahiplerine vermenin daha doğru olacağını düşünüyorum. O yüzden Hüseyin Özdemir'e sunumlarını yapmak için bir 10 dakikalık zaman tanıyoruz. Sempozyum kuralı olarak. Buna riayet ederseniz memnun oluruz. Soru ve cevap kısmı için de bütün konuşmacılarımızın konuşmaları bittikten sonra bir zaman dilimi ayıracağız. O yüzden şimdiden herkese başarılar diliyorum deyip sözü Sayın Özdemir'e bırakayım. Hocam lütfen buyurun, süreniz başladı. Evet. Sayın Oturum Başkanım, değerli katılımcı hocalarım ve diğer katılımcı arkadaşlar, öncelikli olarak hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün sizlere Safahat'ta bir metafor olarak yol ve yolculuk konusu hakkında bir sunum yapacağım. Bilindiği üzere yol, kelime anlamı olarak bireyin bir yerden bir başka yere geçişini ifade eden uzaklık mesafesi anlamına gelir. Yolculuk ise kişinin yer değişikliği için geçirdiği süreci ifade etmektedir. Gündelik anlamının, somut anlamının dışında yol ve yolculuk kavramları felsefede, sanatta, tasavvuf ve edebiyatta birçok alanda bireyin belli bir zaman içerisinde geçirdiği değişimleri ve dönüşümleri, yönelimleri, inişleri, çıkışları ifade etmektedir. Bu açıdan da bu farklı anlamlara geçerek bir metafora dönüşmektedir. Felsefede insanoğlunun dünya ve insanın varlık nedenini öğrenmek amacıyla bilgi edinme sürecini ifade eden yol ve yolculuk, edebiyatta ise somut anlamında kullanılmasının yanında kişinin daha çok simgesel anlamda toplumun ya da bireyin değişimini, dönüşümünü, sevgiliye kavuşmasını, manevi yolculuğunu, kaçışını, uzaklaşmayı ifade eden bir metafora dönüşmektedir. Yol ve yolculuk edebiyatımızda da sıklıkla kullanılan bir metafordur. Şiirde de kendisine yer bulmuştur. Hayatında yol ve yolculuğun önemli bir yer tuttuğu Mehmet Akif'te de bu kavramlar özellikle Safahat'taki şiirlerinde birden farklı alanda kullanılmaktadır. Ben bugün size bu kısmın manevi yolculuk kısmı üzerinde duracağım. Bilindiği üzere Safahat'ta Mehmet Akif Ersoy Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsayan süreçte Müslüman bireyin İslam medeniyetinin
içinde bulunduğu durumu ifade etmektedir ve bu ifade esnasında da yol ve yolculuk kavramını sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kullanımlarının, manevi kullanımının dışında ise bugün değinmeyeceğiz fakat yol ve yolculuk kavramının bir mekan olarak, diyalogların gerçekleştiği yer olarak, olayların gerçekleştiği yer olarak, gündelik yaşama ait unsurların yansıtılması anlamında da somut anlamıyla da kullanıldığından bahsedelim. Manevi olarak bir yolculuk, yol ve yolculuk kavramı Mehmet Akif Ersoy'da önemli bir yer tutmaktadır. Bilindiği üzere tasavvufta insanın dünyevi zevklerinden uzaklaşarak, nefsi duygularından uzaklaşarak Allah'a ulaşmak, onda yok olmak isteği, yani insanı kamil olma süreci Mehmet Akif Ersoy'da da ve edebiyatımızın diğer onda olduğu gibi, edebiyatımızın diğer örneklerinde de olduğu gibi bu süreç yol ve yolculuk kavramları üzerinden anlatılmaktadır. Bu manevi bir yolculuktur. Somut bir yolculuktan ziyade manevi bir yolculuğu işaret etmektedir. Amaç mutlak varlık olan sevgiliye, yani Allah'a kavuşmaktır. Kişi çıktığı bu yolculukta öncelikli olarak bilinçli hareket etmelidir. Kişinin tasavvufi anlamda dünyaya geliş amacının farkında olarak yolculuğa çıkması gerekir. Mehmet Akif Ersoy'a göre ise, Safahat'ta yer alan şiirlerine göre ise kişinin manevi yolculuğunun hareket noktasını insanın gerçeği bilme isteği oluşturmaktadır. İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren gerçeğe ulaşmak isteklidir. Bilindiği üzere de İslam medeniyetinde gerçek ise mutlak varlık olan Allah'tır. Doğu ve Batı medeniyeti üzerinden karşılaştırmak gerekirse bizde bu arayış ve yolculuk, manevi yolculuk Doğu medeniyetinde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Bizde Simurg aranandır fakat Batı'da Godot beklenendir ya da diğer adıyla Davut beklenendir. Bu yüzden Batı pasifken Doğu'da bir aktiflik, yolculuk kavramı üzerinden bir hareket göz önüne çarpmaktadır. Mehmet Akif insan şiirinde, Safahat'ta yer alan insan şiirinde bu konu hakkında şöyle bir değerlendirmede bulunur. Yaratılışın bütün sırlarından haberdar olmak istersin. Bu bir hiç olan gaybistan aleminden kurtulmak istersin. Ahiretin başlangıcından şu halin ki 3,5 muammadır. Durur gelecek dönemler gibi karşında hep hazır. Koşarsın bunları kavrama sevdasıyla, durmazsın. Yani kişinin koşmak anlamında belirttiği, çıktığı yolculuğu Mehmet Akif gerçeği anlama, idrak etme yolculuğu olarak anlatmaktadır. Burada ise Mehmet Akif'in diğer şairlerden farklı olarak yolculuk kavramında özellikle üzerinde durduğu bir nokta var. Buna da değinmek istiyorum. Mehmet Akif insanların akli sınırlıkları ile gerçeği bilirken yaratıcı ile insan arasındaki farkın bilincinde olmasını istemektedir. Bilindiği üzere Allah'ın muhalefetü'l havadis sıfatından hareketle o bütün yaratılmışlardan farklı olduğunu kabullenerek bu yola çıkmalıdır. Yine Tevhid ya da Feryat şiirinde bu durumu şöyle eleştirmektedir. Mutlaklığa nasıl yol bulsun ki düşünce, bedeni görür ruhu getirirken hayale. İnsan aklı sınırlı olduğu için gerçek, mutlak gerçeği, Allah'ı tasavvur ederken bile düşüncesinde somut bedeni dile getirmesini, somut görüntüler tasavvur etmesini Mehmet Akif bu konuda eleştirmektedir. Kişinin akli durumu buna engel olmaktadır. Gerçek manevi yolculukta kişinin akıldan önce yanına alacağı, ona rehberlik eden ise gönlünde taşıdığı iman aşkıdır. Aşk her zaman sevgiliye ulaşma ümidini her zaman diri tutmaktadır. Kişi mutlak varlık olan Allah'a kavuşma aşkıyla dolup taşan insan fani varlığını Allah'ta birleştirmek için bir arayışa çıkıyordu. İnsanı kamil olma sürecinde. Mehmet Akif de bu arayıştan hareketle bir arayışa çıkmaktadır. Fakat bu arayış da önüne diğer tasavvufta olduğu gibi çeşitli engeller çıkacağını belirtir. Fakat bu engellerin aşılması gerektiğini, aşılacağını, bunun ise Allah'ın takdiri altında olduğunu belirtir. Yani kişinin engelleri aşma gücünün de yine Allah tarafından o kişinin gönlüne nakşedildiğini ifade etmektedir. Örneğin insan şiirinde yine bu durumdan şu şekilde bahseder. Ne zindanlar olur hayil, ne menfalar, ne makteller. Yürürsün seddi rahim olsa ahinin eller. Diyerek, yani yürürsün yolunun seddi olsa dahi demirden eller diyerek. Semalardan inen teyidisin güyaki takdirin diyerek. Yaratıcının göklerden inen yaptırımı olarak bu yolculuğun kesintiye uğramayacağını bize anlatmaktadır.
Bu arayış yolculuğunda, bu manevi yolculukta Mehmet Akif'e göre birçok kişinin karşısına engeller çıkmaktadır. Benzer bir örneği Safahat'ın Azim şiirinde de görebiliriz. Birinci Yüzde Azim şiirinde bize bir olay hikaye edilmektedir. Burada bir gece konaklamak için gittikleri kervansarayda çocuğunu kaybeden fakat azmiyle arayan, hiçbir zaman yeni yılgınlığa düşmeyen, kaybetme korkusuna düşmeyen bir babanın evladını evladına kavuşarak kavuşmasındaki o sevinci görür ve şiirin ikinci kısmında bu olaydan hareketle bu somut olayı manevi bir yolculuğa taşır. Ona göre evladını arayan baba gibi kişi de dünyada sevgilisini, yani Allah'ı aramaktadır. Bu arayış ise yine yol kavramıyla anlatılır. Örneğin orada şöyle bir şey, şöyle bahseder. İlahi işlerin olduğu dünyada gerçek, Allah'ın birliği arayışa, arayış ona aşıktır. Yani biz aynı zamanda arayış kavramını da, sürekli olarak yolculuk kavramını da sonuca ulaşıp ulaşmamaktan ziyade arayışın önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yolcu emeline her zaman için ulaşmak istemektedir. Mehmet Akif'in Ersoy'un Safahat'taki şiirlerini incelediğimizde yol ve yolculuk kavramıyla ilgili kavramlarının yolculuk olduğu kadar felsefeden mülhem olarak yolda kalmak tabirini de çok sıklıkla kullandığını görürüz. Yolda kalmak tabiri felsefi anlamda insanın gerçek bilgiye ulaşmak için çıktığı yolculukta sürekli olarak gerçeği arama, gerçeği bulma isteğini ifade etmektedir. Felsefeci sembolik anlamda hep bir yolculuktadır, hep bir yolda olma halindedir. Bizde ise İslam kültüründe, Türk İslam kültüründe bir kök metafor olarak bulunan bu yolda olmak, yolda kalmamak, yolda ayakta kalmak durumunu Mehmet Akif'te de görürüz. İslami düşüncede bilindiği üzere felsefi anlamda böyle ama İslami düşüncede bilginin gerçek kaynağı Allah'tır. Kişi de bu yolda gerçek hakikate ulaşmak için sürekli olarak yolda olmak zorundadır. Örneğin Durmayalım şiirinde Sade'den aldığı bir ifadeyle bu fikri yorumlayarak Akif şöyle diyor. Varmak istersen diyor Sade eğer bir maksada, tuttuğun yollar tükenmekten muarra olsa da şeddi rahlet durmayıp git, yolda kalmaktan sakın. Yani yolda olmak tabiriyle yolda kalmak ifadesini, yolda olmak ifadesini Mehmet Akif Ersoy'un felsefeden Türk İslam kültürüne geçen bu kavramı tasavvuf kültürüyle birleştirerek kullandığını görüyoruz. Bu yolda olmak fikri aynı zamanda Mehmet Akif şiirinde uyanık olma kavramını da beraberinde getiriyor. Yolda olmak, yolda kalmak, yol üzerinde olmak tabirlerini genellikle biz uyanık olmak, uyumamak şeklinde görüyoruz. Safahat'ın birçok yerinde Mehmet Akif'in bu durumu anlatırken uyanık olmak, uyanıklık tabirini kullandığını görüyoruz. İnsan hocam, efendim. Sayın hocam, süreniz bitti. Kısaca toparlarsak birkaç dakika tamam. İçerisinde memnun olacağım. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Zaman kullanmak konusunda yaşadık. Bunun dışında Mehmet Akif'te manevi anlamda yolculuk kavramının sadece kişi anlamında değil, aynı zamanda milletlerin de, devletlerin de, medeniyetlerin de yolculuk üzerinden ifade edildiğini görüyoruz. Ölüm ve hayat da bir yolculuk üzerinden aktarılmıştır. Yol ve yolculuk kavram üzerinden aktarılmıştır. Aynı zamanda tabiat, varlık, bütün bitkiler, hayvanlar da bir yolculuk üzerinden anlatılmıştır. Son olarak da Doğu ve Batı medeniyetinin gelişim safhaları da özellikle Doğu'ya getirdiği eleştirilerde de Mehmet Akif'in yol ve yolculuk kavramlarını somut olarak kullandığı görülür. Çünkü Doğu yolcusuz yollar kavramıyla, yani yol yerinde duruyor fakat bu yola çıkacak, yolda olacak medeniyetin geride kaldığını ifade eden örneğin Şah şiirinde yolcusuz yollar tabirini kullanmıştır. Bilindiği üzere son olarak toparlamak gerekirse hayatı yolculuklarla bir yol üzerinde geçen Mehmet Akif İslam medeniyetinin 19. yüzyılda içinde bulunduğu durumu ve bu duruma ait çözüm önerilerini Safahat'ta şiirlerinde dile getirmiştir. Şiirlerinde dile getirirken de yol ve yolculuk kavramını bir metafor olarak manevi anlamda yolculuk anlamında da kullanmıştır. Bildiri konumuza dahil değil fakat sadece manevi anlamda değil Mehmet Akif yol ve yolculuk kavramını somut anlamda da olay örgüsünün kurgusunda da hemen her alanda aktif bir şekilde kullanmış bir şairimizdir. Katılımcı arkadaşlara dinledikleri için teşekkür ediyorum.
Sayın Özdemir, biz de teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sizin de son olarak ifade ettiğiniz gibi somut kısmından çok mutlak hakikati arama konusunda yaptığı yolculuğa ağırlıklı olarak değindiniz. Faydalı ve bilgilendirici bir sunum olduğunu söyleyebilir ve teşekkür ederim. Sağ olun katkılarınız Teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Şimdi ikinci konuşmacımız Özgür Arslangörür'e sözü vermek istiyorum. Hocam 10 dakika süreniz var. Başarılar diliyorum. Buyurun söz sizde. Çok Teşekkürler. teşekkür ederim Sayın Başkan. Ve değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Mehmet Akif'in Zaganos Paşa Camii ile Nasrullah Camii vaazları ışığında İstiklal Marşı'nı anlamak adlı bildirimden kesitler sunacağım. Türk milletinin var olma mücadelesi verdiği yıllarda, çok çetin yıllardı bunlar, ve bu dönemde Türk münevverinin üzerinde ciddi bir sorumluluk vardı. Bu sorumluluk halkı bir arada tutmak, vahdeti sağlamak ve işgale karşı direnmekti. Bu anlamda en öne çıkan, en çok dikkat çeken isim Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy Anadolu'yu karış karış gezerek halkı bilgilendirmeye çalışmış, bir arada tutmaya çalışmış ve milli mücadele bağlamında bağımsızlık azmini yükseltmeye gayret göstermiştir. Bu gayretlerinde dikkat çeken en önemli ikisi belki Balıkesir Zaganospaşa Camii ve Kastamonu Nasrullah Camii'nde yaptığı konuşmalardır. Bu vaazların temelde birkaç ortak noktası var. Bunlara değinmeye çalışacağım kısaca. Her iki vaazında da Ali İmran suresine sıklıkla başvurur. Burada imana, inanca büyük değer verdiğini gösterir ve ümitsizliğe kesinlikle kapılmaması gerektiğini